bekliyoruz. Onlara Yunanistan'a emin bir şekilde göndermek için bir yer bakmaya geldik. Hepsini karşıya geçireceğiz Allah'ın izniyle. Şu an hava biraz kötü. İstanbul'dan bot motor bekliyoruz. Bot motorlar geldi mi onları yavaş yavaş karşıya atacağız. Abi benim işim bu. Ben 20 senedir bu işi yapıyorum. Ben göçmen kaçakçılıyım. Cezasını da yaptım. 6 sene cezasını yaptım. Yani bizim mesleğimiz bu. Ekmeğimiz buradan. Reis de izin verdi. Biz de para yolumuza çıktık yani doğrusunu istersen. Şu ana kadar hiç göçmen karşılaştınız mı ya da geçen olarak geçen olarak? Avrupa'nın bir de göçmenler bedava gitmek için, karadan gitmek için Edirne, İpsala, gümrük kapılarına gidiyorlar bedava gitmek için. Tabi orada da Yunanistan güvenlik güçleri izin vermiyor. Hepsi buraya gelecek. Bir iki güne kadar yavaş yavaş İstanbul'a dönüyorlar o karasındaki yolculuk. Oradan bedavaya gitmeye çalışıyorlar diyorsunuz. Geçişler nasıl aşağı yukarı? 500 dolar, 600 dolar abi. Çok bir para değil. Yani malzeme, 30 tane yolcu bir bota 30 kişi biniyor. 5 dolardan 15 bin dolar para yapıyor. 12-13 bin dolar masrafı var. Bir bota 10 bin dolar. İstanbul'dan buraya nakliye 2 bin dolar. 12 bin, 2-3 bin dolar da 5-6 kişiye kalıyor. Allah bin bereket versin. Günlük 1000 lira paramız oluyor bazen. Kanadan yani böyle yakalanmasa para kazanırız, yakalanırsa bir de zarar edersin. Yani 10-15 milyar bize giriyor. Göçmenler karşıya gitmeden para yok. Cepten para harcıyoruz abi. Anladın mı? Para gidiyor karşıda, biz İstanbul'a telefon açıyor diyor, ben karşıdan biz İstanbul'dan bir havaleciden, dövizden paramızı oradan alıyoruz. Para onlardan kesin almıyoruz. Karşıya gönderiyoruz, Yunan sınırlarına ayak bastıktan sonra biz alıyoruz. Eğer yakalanırsa, sahil güvenlik yakalarsa 10 bin dolar biz zarar ediyoruz.